Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte yeni toplanan bir bilgisayarda nasıl BIOS güncellemesi yapılacağını göstereceğiz. Evet Recep, BIOS'umuzu güncellememiz neden önemli? Önce bunu sorayım sana. Ali, BIOS güncellemesi hem işlemci uyumluluğunu hem de bellek uyumluluğunu artırıyor. Bu bağlamda önemli bir işlem. Yeni toplanan dedik ama toplanmış hali hazırda kullanılmakta olan sistemlerde de BIOS güncellemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Piyasadan hazır aldığınız sistemlerde bile bazen BIOS uzun süre update edilmemiş, güncellenmemiş oluyor ve bu yüzden siz kronik sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet Recep, BIOS'u nasıl güncelleyeceğiz? Şimdi Ali, öncelikle güncel BIOS sürümünü anakartımızın üretici sitesinden, destek sayfasından indiriyoruz ve USB belleğimize atıyoruz. USB belleğimizi bilgisayarımızın arkasına takalım istersen, içerisinde BIOS dosyası olan. BIOS dosyasını indirdikten sonra tabii ki klasöre çıkartıyoruz. BIOS dosyasını indiriyoruz dedin sitesinden. Sonra evet, onu bir unrar, unzip ya da Microsoft Windows'un kendi ayıklama aracıyla ayıklıyoruz bir evet, klasör içerisinde. Evet, çıkan dosya genelde CAP uzantılı oluyor, CAP uzantılı oluyor ve bu dosyayı, CAP dosyasını USB belleğimizin içine atıyoruz. Şimdi Ctrl-Alt-Delete'e basıp bilgisayarımızı ben bir yeniden başlatmaya çalışacağım. Onun yerine reset tuşunu da kullanabiliriz. Bilgisayarımız açılırken şimdi Delete ya da F2 tuşuyla BIOS'a girebilirsiniz. Anakarttan anakarta bu değişmekte. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman Teknopat Sosyal'deki masaüstü bilgisayarlar bölümünde sorabilirsiniz. Evet. Şimdi Ali, BIOS'a girdik. F7'ye basıp Advanced Mode'a giriyoruz. Advanced Mode'da Tool sekmesine geliyoruz. Tool sekmesinde Asus'un EZ Flash 2 Utility uygulaması mevcut. Şimdi burada bu araçta kolay bir şekilde güncelleme yapabilecek miyiz bakalım. Evet, bunu çalıştıralım. Zaten takılı olan USB belleğimiz gözüktü ve içerisinde CAP uzantılı BIOS dosyamız da mevcut. X99 Deluxe 0801 sürümüne güncelleyeceğiz. Enter'a basalım. Dosyayı okumak istiyor musunuz? Evet. Burada biraz bekliyorsunuz, dosyanın okunması belli bir zaman alıyor. Tepki vermiyormuş gibi durabilir. Evet. BIOS'u güncellemek istiyor musunuz? Evet diyoruz. O pencerenin değişimi de anlaşılmıyor Recep. Orada bir araya girdim ama pencerenin değişimi de fark edilmiyor. Siz beklerken bir bakıyorsunuz, üste kurmak istiyor musunuz uyarısı gelmiş oluyor yani. Ona dikkat edin. Evet, doğru. Güncelleme işlemi başladı. BIOS güncelleme başarılı bir şekilde tamamlandı. Bilgisayarımız yeniden başlayacak. Okey diyoruz. Güncelleme iki aşamalı. Şu an ikinci aşama gerçekleşiyor. BIOS'un farklı bir kısmı güncelleniyor şu anda. Bu esnada bilgisayarınızı kapatmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Recep, peki kapattık. Sonra geldik. Ben BIOS update olurken bilgisayarı kapattım dedik. Ne oluyor bu durumda? Bu durumda anakartınızı servise gönderebilirsiniz ya da biraz daha tecrübeliysen Ali, BIOS çipini söküp servise gönderebilirsin. Çünkü biliyorsun, kendimiz isteyerek kapatmasak da elektrik kesintisi gibi tehlikeler var. Kesintisiz güç kaynağı kullanmıyorsak bunları açız. Evet, ama BIOS güncelleme esnasında anakartınızda bir şey olursa bu işlem genelde garanti kapsamındadır. Evet, güncelleme başarılı bir şekilde gerçekleşti. BIOS sürümümüz burada görmüş olduğunuz üzere 0801 oldu. Şimdi BIOS'a tekrar girelim. İlk açılışta F1 hatası denilen bir hata gelecektir çünkü BIOS'unuz sıfırlandı. Bu hatayı da bertaraf etmek için F5'e basıyoruz. Yani varsayılanları yükleyeceğiz. Default denilen tuş sizde farklı olabilir. Okey diyoruz. Optimize edilmiş ayarları yükleyelim ve bu ayarları kaydedelim şimdi. Bunu da F10'la yapalım. Bu genelde her BIOS'ta F10'dur. Tekrar okey diyelim. Bilgisayarımız yeniden başlayacak. Evet, işletim sistemimiz yüklü olmadığı için sistem BIOS'a döndü ve başarılı bir şekilde bütün işlemleri tamamladık. Ekstra sorularınız için Teknopat Sosyal'de üyelik açabilir, ücretsiz bir şekilde soru sorabilirsiniz. YouTube kanalımıza üye olabilir, sitemizden yeni rehber ve videolarımızı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka Teknopat videosunda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.